Herkese selam, ben Koray. Bu videoda BenQ'nun PD2706 UA modeliyle monitörün sahip olduğu özellikler bizim ne işimize yarar? Daha iyisine ihtiyacımız var mı? Yoksa bir alt modeli de işimizi görür mü diye araştırma yapıyorsanız genellikle çektiğim videolarda bu soruların cevaplarını veriyor oluyorum. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bu monitörün kullanıcı kitlesi video content, 3D animasyon, mimari tasarım, CAD/CAM ve tasarım yapan kişiler. Gösterebildiği maksimum renk uzayı %95 P3 ve bunun altındakileri de haliyle %100 kapsıyor. Red 709 ve sRGB gibi. Fotoğrafçıları saymadım ama tabii ki o iş için de kullanılabilir. Kişisel tavsiyem o tarafta çoğu fotoğraf makinesi Adobe RGB renk uzayında çekim yaptığı için bu kapsama sahip BenQ SV serisi monitörlere yönelmeniz olacaktır. Hem donanım kalibrasyonu hem de işe uygunluk tarafında çok daha özellik sahibi modeller. Yine onların da videolarını bu kanalda bulabilir. Detaylı bilgi almak için Octostore internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Panel 27 inç boyutunda ve 4K çözünürlükte. Color grading tarafında da önemli olan 1200x1 kontrast oranına sahip bu model, PD diye isimlendirilse de aslında SV ile PD serisinin arasında bir model diyebilirim. Yine bu iki model arasındaki farkları anlattığım bir videoda bu kanalda yayınlanmış olacak. Merak edenler gelip göz atabilir. Biraz ergonomi özelliklerinden bahsedeyim. Burada gördüğünüz model sonu UA ile biten ve ErgoArm'a sahip olan versiyonu. Sonu U ile biten modellerde düz plate bulunuyor. Bu plate ile de bağlantı noktasından her türlü monitörü çevirme imkanınız var yine tabii ki. Buradaki fark ErgoArm uzunluğunda monitörü konumlandırabiliyorsunuz. Ayrıca plate kadar yer kaplamadığı için masa üzerinde daha geniş çalışma alanına sahip oluyorsunuz. Bu benim için gerçekten çok önemli bir özellik. Halihazırda setup'ınızda büyük konsollar kullanıyorsanız veya çalışma alanınız darsa hem estetik açıdan hem de kullanım açısından tercih sebebi olur. Monitör paneli özünde 8 bit ancak FRC dediğimiz frame rate kontrol ile 10 bit renk derinliğini elde ediyoruz. BenQ ayrıca profesyonel monitörlerde en önemli şey olan delta değerini 3'ün altında olacak şekilde garanti veriyor. Renk tutarlığı açısından bu değer sıfıra ne kadar yakın olursa o kadar iyi. ICC Sync teknolojisi var. Bu teknoloji bizim işletim sistemi içinden monitörü kontrol etmemize yarıyor. Sadece panel tarafında bir değişiklikten ziyade işletim sistemi içinden de ICC profilini değiştiriyor. Böylece her çalıştığımız renk uzayı için tekrar tekrar ICC profili değiştirmemize gerek kalmıyor. Tabii bunun için USB'den de monitörün sistemimize bağlı olması gerekiyor. Böylece sadece referans monitörü olmaktan fazlasını sunuyor. Bunu detaylıca anlattığım bir video yine bu kanalda olacak. Merak edenler izleyebilir. Uniformity diye isimlendirdikleri bir teknoloji sayesinde de IPS LED arkadan aydınlatmalı paneli arkadan farklı birkaç bölgeye ayırıp ışıklandırmışlar. Bu hem ışık sızmasının önüne geçmiş hem de bölgesel renk sapmalarını engellemiş. Kalibrasyon özelliklerine gelecek olursak da bu monitörü bir yazılım ile işletim sistemine ICC profili oluşturarak kalibre ediyorsunuz. Aldığınız gibi kalibrasyon yapmanıza gerek yok. Her monitör fabrikada kalibre ediliyor ve kalibrasyon raporunu da kutunun içine koyuyorlar. Bunun dışında BenQ'nun SV modellerinde donanım kalibrasyonu özelliği de mevcut. Bu ikisi arasında ne gibi farklar var diye merak ederseniz ilgili videoları yine bu kanalda bulabilirsiniz. Tasarım ve kullanım özelliklerine gelecek olursak bir Hotkey pack ile birlikte geliyor. Bu pack ile renk modları arasında hızlıca geçiş yapabilirsiniz. Örneğin Apple cihaz kullanıyorsanız Thunderbolt üzerinden bağlayıp görüntü alabileceğiniz cihazınızı aynı anda 90 watt çıkışa kadar şarj edebilirsiniz. Aynı zamanda M-Book modu ile Apple Display, MacBook gibi ekranlar ile aynı renk haritalandırmasına sahip bir görüntüye ulaşabilirsiniz. Biraz KVM'den bahsetmek istiyorum. Açılımı klavye, video, mouse şeklinde. Bu özellikle monitör çıkışlarına bağlayacağınız klavye ve mouse ile iki bilgisayar arasında geçiş yapıp kablo tak çıkart derdinden kurtulabilirsiniz. İki bilgisayar derken bir tarafta Windows işletim sistemi, diğer tarafta Mac bile kullanıyor olsanız çok somut bir şekilde çalışıyor. Bunu yine paka atacağınız tek tuş ile yapabilirsiniz. Bir de benim hiç kullanmadığım Picture in Picture modu var. Bununla ekranı ikiye bölüp iki ayrı monitör gibi kullanabiliyorsunuz. Setup'ımda 32 inç olsa muhakkak yer verebileceğim bir özellik. 27 inçte ne kadar verimli olur bilmiyorum ama en azından var. BenQ bu profesyonel seri monitörlerde AQ Color ismini verdiği bir renk algoritmasını kullanıyor. PD ve SV serilerinin tamamı Pantone ve Kalman tarafından da onaylanmış endüstri standartlarında renk tutarlı olan monitörler. Videoyu bitirmeden özet geçmek gerekirse video işleri için bu model benim çok beğendiğim bir monitör oldu. Sunduklarına göre fiyatı da uygun. Umarım işiniz için önemli bir detayı atlamamışımdır. Sorularınız için Octostore internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.